Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Transferde adı Galatasaray'la anılan Lyon'un golcüsü Moussa Dembele için Fenerbahçe'nin devrede olduğu yazıldı. Kanarya'nın oyuncunun menajeriyle randevu aldığı ve yeni sezonda görüşme yapacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin Frans Forvet'in menajeri Makan Fofana'dan Ocak ayında görüşme için randevu aldığı iddia edildi. Sarı lacivertler transfer için sezon sonunu bekleyebilir. Bunun sebebi ise kulübün bonservis ödemek istemiyor olması. 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonu mukavelesi bitiyor ve Fener'i cezbediyor. Lyon formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkan Yıldız Santrafor bu karşılaşmalarda 2 gollük performans ortaya koymuştu. 2018'de Lyon'un yolunu tutan Dembele 2020-2021 sezonunu kiralık olarak Atletico'da geçirmişti. Sezon başında takımına dönen oyuncunun yeni adresi merak konusu. Öte yandan Fenerbahçe'de savunma oyuncusu arayışları devam ediyor. Kanarya'nın gündemine yeni bir isim geldi. Osmane Diamande. Sarı lacivertler Portekiz 2. liginden Mafra'da kiralık oynayan 2026'ya kadar bonservisi Midland'da bulunan oyuncu için kısa sürede pazarlık masasına oturabilir. Fenerbahçe'nin bu transferde iki ciddi rakibi var. Portekiz'de ciddi bir piyasa yapan Diomande'yi ülkesinin güçlü ekiplerinden Porto ve Sporting Lisbon istiyor. Sarı lacivertli yönetimin gündemine aldığı Osmane Diamande güçlü fiziğiyle rakip forvetler için adeta bir korku tüneli. 1.90 boyunda ve 86 kilo vücuduyla tam bir güç deposu olan 19 yaşındaki futbolcu geleceğin en önemli stoperler arasında gösteriliyor. Fenerbahçe bu transfer için Midland ile sıkı bir pazarlığa girişebilir. Ancak Portekiz'in iki güçlü ekibi Porto ve Lisbon'un bu yarışta olması Diomande'nin piyasasını yükseltiyor. Sarı lacivertler bu transfer için en doğru şartların oluşmasını bekleyecek. Kanarya hücum hattı için Tunuslu futbolcu Caziri ile ilgileniyor. Şu anda Mısır ekiplerinden Zamalek forması giyen Caziri'nin asıl mevkisi santrafor. Ancak oyuncu şans verilmesi halinde sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. 29 yaşındaki futbolcu bu özelliğiyle Cessus'un elini güçlendirebilir. Caziri transferde adı birçok kulüple anılan Rossi'nin ideal bir teklif alması halinde Uruguaylı oyuncunun alternatifi olabilir. Öte yandan Portekizli teknik adam bu transfere onay verdi. Oyuncunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro. Sarı lacivertlerin resmi girişimleri sonrasında bu transfere oldukça uygun bir rakama bitirmesi söz konusu olabilir. 35 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Tunus milli takımında da kadrodaydı. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe gündeminin sonuna geldik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler. Thank you.